Sevgili Loji TV dostları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün dijital kongremizin 4. günü ve heyecanımız aynı hızla devam ediyor. Bugün de birbirinden önemli konuklarımızı Loji TV ekranlarında sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ben hemen müsaadenizle açılış konuşmasını ve günün önemini anlatmak üzere konuğumu almak istiyorum müsaadenizle. Sayın Onur Küçük Akdere. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın Recep Bey. Günaydın. Sizleri Loji TV ekranında tekrar görmek harika. Biz de çok mutluyuz. Dilerim iyisinizdir. Çok iyiyiz. Teşekkürler. En başında söylediğimiz gibi bugün de bir kere daha dile getiriyoruz. Sürçülisan eylediysek affola. Bu proje, bu program birçok insanın katkılarıyla buraya geldi. Sadece bir Recep Koca'yla değil. Recep Koca sadece önde görünen yüz. Loji TV'nin içerisinde ve sizlerin ve panel başkanlarının ve tabii ki konukların ve en önemlisi de izleyicilerin katkılarıyla buraya geldi. Çok kısa bir zamanda geldi. Ben yapıcı daha iyisini seneye nasıl yapabiliriz görüşleriyle ilgili mutlaka bir anket de açacağım ama bugüne kadar ya Recep şunu da yapsaydık dediğiniz bir şey oldu mu acaba? Aslına bakarsanız projeyi ilk bana bahsettiğinizde herhalde bir ay önceydi. Bir an endişem şu oldu, çok kısa bir zaman nasıl toparlanabilir? Çünkü daha önce bir örneği yapılmadı böyle bir dijital kongrenin bildiğim kadarıyla. Öyle bir endişe duydum aslına bakarsanız en başta ama sonraki gelişmeler, koordinasyon, iletişim son derece akıcı sağlandı. Aslında burada çok doğru bir iletişim lojistiği sağlanmış oldu bir taraftan da. Ve her geçen gün kaygılarım azaldı ve gördüm ki ilk günden itibaren en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, son derece iyi dizayn edilmiş, konukları özenle seçilmiş, konuları üzerinde düşünülerek belirlenmiş bir organizasyon haline geldi bu. Bizi de çok mutlu etti. Hakikaten ben de başta siz olmak üzere bu kongrenin, dijital kongrenin gerçekleşmesinde gördüğümüz, göremediğimiz emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kadar çok lojistiğin konuşulduğu bir organizasyon ben daha önce görmemiştim. Bu bizleri son derece mutlu etti. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz biz bu haftayı da özellikle seçtik. Öneriler oldu bazı noktalarda ve bu haftanın Türkiye için önemli bir kritik bir süreci vardı. Biz bir 6 Şubat maalesef bir depremi yaşadık. Bu depremde ülke olarak sınıfta kaldığımız doğru mudur? Doğrudur. Çok büyük bir asrın felaketiydi tartışılmaz ki. Bu asrın felaketinde en iyisini yapmaya çalıştık ve hala yapmaya çalışılanlar süreçler devam ediyor. Ama geriye dönüp ders çıkartmak lazım biliyorsunuz. Bu dersten olası bir Marmara depreminde ya da Türkiye'nin her an her yerinde deprem olabileceği unutulmadan bu derslerden çok güzel sonuçlar çıkartmalıyız ki bu birlikteliği bir araya getirmeliyiz ki orada yaptığımız hataları bir daha yapmayalım. Aslında panel içinde bunu sormuştum. Çünkü bu panel sürecek ileriki yıllarda da dönüp izleyeceğiz ve oradaki yaptığımız hataları tekrar yapmamak adına önlemler alacağız. Zaten hata bir kere yapıldığında oluyor biliyorsunuz. Hem demir yollarının önemini anlatmanız hem o gün siz ve derneğiniz ve bütün ekip inanılmaz işlere imza attınız. Tıpkı diğer derneklerde olduğu gibi biraz bunlara değinmeniz. Gençlerimiz demir yolunu çok bilmiyor. Neden oranın önemli olduğunu anlatacağınız böyle bir 20 dakikalık konuşma saat 10'a kadar bir zaman size bırakıldı. Bu konuyla alakalı görüşlerinizi almak isterim. Mikrofon sizde başkanım. Teşekkür ederim. Öncelikle lojistik ekosistemi içerisinde nefes alan tüm paydaşlara merhaba demek istiyorum. Hakikaten çok önemli ve kıymetli bir iş yapılıyor. Lojistik çok önemli. Aslına bakarsanız panelin birinci gününde geçen VTR'lerden birinde bir cümle çok dikkatimi çekti ve hemen not aldım. Mutlaka dedim konuşmamda bundan bahsetmeliyim. Lojistik nefes gibidir. Kıymeti kesilince anlaşılır. Ne yazık ki son 5-6 yıldır lojistiğin nefesi kesilme noktasına geldi birçok sebepten dolayı.
Bunlardan önce birincisi pandemi süreciydi. Gördük ki orada lojistik akışın durduğu, arızaya uğradığı dönemler oldu. Ve hakikaten nefes almakta zorlandık. Sonrasında politik gelişmeler bölgede, özellikle kuzeydeki savaş durumu. Daha sonra 6 Şubat, biraz önce bahsettiğiniz, yaşadığımız son derece önemli bir felaket. Bizlere hakikaten lojistiğin önemini bir kere daha satır başına getirdi ve bizlere hatırlattı. Peki siz de bahsettiniz, asrın felaketi dedik. Hakikaten çok kötü sonuçlarını yaşadığımız bir doğal afet aslında geçirdik. Ben şöyle bakıyorum hadiseye. Bir felaketin veya bir doğal afetin 3 evre hazırlık aşaması vardır. Bunlardan birincisi öncesi yapılan hazırlık, afet anına yönelik yapılan hazırlık ve sonrası. Şimdi öncesi çok kritik. Biz öncesinde yapmakla yükümlü olduğumuz konularda biraz sınıfta kaldık görünüyor ki bunun tezahürünü deprem anı ve sonrasındaki faaliyetlerde net olarak yaşadık ve gördük. Biz hazırlığı öncesi, deprem öncesi veya afet öncesi hazırlığı doğru kurgulayamadığımız zaman deprem anı ve sonrasını yönetmekte de ne kadar eksik kaldığımızı ve zorlandığımızı test etmiş olduk. Peki ne oldu? Yaşadığımız afetten sonra bütün herkes, çünkü çok hızlı refleks veren bir toplumuz, yine hızlı bir refleks verdik. Herkes elinden gelen yardımı bölgeye ulaştırmak için seferber oldu. Ama bu sefer de koordinasyon ve iletişim problemi yaşamaya başladık. O kadar büyük bir yaşadığımız hadise etkisi geniş bir alana yayıldı ki ulaşım yollarında problemler yaşandı, iller arası iletişimde kopukluklar yaşandı ve ne yazık ki çok kritik olan bir şeyde zamanda biz dezavantaj yaşadık. Dolayısıyla buradan ne ders çıkartmamız gerekiyor? Bir keresinde de afet öncesi hazırlığımızı daha koordineli, daha etkin ve daha olaylara müdahale edebilecek seviyede yapmamız gerektiği gerçeğiyle bir kere daha yüzleştik. Yani biz hep keşke diyoruz. Bu keşkeyi artık bize dedirtmeyecek organizasyonu öncesinde hazırlamamız gerektiği gerçeğiyle bir kere daha yüzleştik. Şunu gördük ki afetler bizim hiç düşünmediğimiz sürprizler hazırlıyor bize. Yolları kapatıyor, demir yollarını deformasyona uğratıyor, limanları zarara uğratıyor. Biz burada şunu gördük, tek bir ulaşım sistemiyle bunları yönetebilmemiz mümkün değil. Burada şu çok önemli ve kritik bir konu. Biz hep şunu söylüyoruz, ulaşım türlerini konuşurken birbirlerine üstünlüklerinden hep bahsederiz. Aslında bu doğru bir yaklaşım değil. Her ulaşım türü, her ulaştırma modunun kendi içinde üstünlükleri vardır. Bunlar çevreye, coğrafi koşullara göre değişiklik gösterebilir. Bugün bir coğrafyada demir yolu çok üstünken diğer coğrafyada diğer taşıma modu üstün olabilir. Ama esas olan şudur ki bunların birbirine entegre çalışabilmesine yönelik sistemlerin nasıl kurulmuş olduğudur. Ki deprem anında şunu gördük ve sonrasında karayoluyla bir yere kadar gidebildik. Deniz yoluyla bir yere kadar gelebildik. Demir yoluyla son noktaya ulaşamadık. Ve biz şunun eksikliğini, birbiriyle koordinasyonu sağlanmış ve entegre olmuş bir sistemin eksikliğini ciddi boyutta deprem anında yaşadık. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Biz bu gerçekle bir kere yaşamaya kendimizi alıştırmalı ve buna göre dizayn olmalıyız. Şimdi önümüzde çok hoş olmayan senaryolar var. İşte bir Marmara depreminden bahsediliyor ki Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı bir bölge burası. Ve üstelik ekonominin, ticaretin kalbinin attığı bir yerden bahsediyoruz. Burada oluşabilecek bir afetin ülkenin kalbini durduracak seviyeye gelip yaşamsal fonksiyonlarını sona erdirme gücü var.
Dolayısıyla biz bu riski cebimize koyup bu riski nasıl bertaraf ederiz noktasında bugünden geç kalmış olabiliriz ama hala yol alabiliriz. Bugünden artık konuşarak değil, eyleme geçerek, aksiyon alarak tedbirleri almamız gerekiyor. Şimdi Marmara depremi hakikaten üzerinde çok uzun konuşulması, düşünülmesi ve hızlı hareket edilmesi gereken bir konu. Bir kere bölge ulaşımının, bölge lojistiğinin kesilmeyeceğinin taahhüt altına alınması gerekiyor. Dolayısıyla burada yaşanabilecek bir felaketteki en büyük kaos ulaşımla ilgili olur. O yüzden böyle bir senaryoda bölgeye nasıl ulaşılabilir, hangi ulaşım araçlarıyla gidilebilir, nasıl bir sistem kurulabilir, bunları mutlaka uzun uzadıya analiz etmek ve dizayn etmek gerekiyor. Burada demir yolu, karayolu, hava yolu, deniz yolu değil, tüm ulaşım modlarının entegrasyonu son derece önem arz ediyor. Dolayısıyla bu bilinçle hareket edip bir daha böyle ağır bir felaketi yaşamamak ve yaşatmamak üzerine gelişmemiz gerekiyor. Hala gelişebileceğimiz burada önemli noktalar var. Şimdi diğer taraftan da aslına bakarsanız bu dijital kongrenin konularından bir tanesi de sürdürülebilirlik. Hepimiz farkındayız. Dünyada son dönemde farklı noktalara evriliyoruz. Bunlardan bir tanesi de çevre. Aslında çevreye bu kadar duyarlı hale gelmemizin temel sebebi dünyanın tükenebilir kaynakları ve artan nüfusun etkisi. Bu hızla giderse önümüzdeki dönemlere bırakılacak bir dünyayı maalesef göremiyoruz. Dolayısıyla hızlıca tedbir almak gerekiyor. Bununla ilgili birçok çalışma var. Biliyoruz hepimiz ki Avrupa Birliği'nin 2017 yılında açıkladığı 2050 yılında Avrupa'nın karbon nötr kıta haline getirilmesi. İşte 2021-27 arasında yine açıklanan 300 milyar dolarlık bir yatırımı öngören Global Gateway projesi, küresel geçit projesi. Bunların hepsi aslında sürdürülebilirlik ve çevre kaygısıyla oluşan organizasyonlar ve en sonunda 2030 Paris Anlaşması ki bu çok kritik bu konu Recep Bey. Çünkü zaman çok dar, zaman çok dar ve çok hızlı hareket edilmesi gereken bir konu. 2030'a kadar bizim üretimden tüketime kadarki zincirde yer alan karbon emisyonunu mutlak suretle azaltmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de lojistik faaliyetler. İçerisinden bir tanesi de taşımacılık. Dolayısıyla 2030 gelmeden önce ulaşım sistemimizi karbon emisyonunu azaltan tüm önlemleri almış hale getirmemiz gerekiyor. Şöyle bir rakamsal detay vereyim isterseniz. Bugün fosil yakıtlı bir araçla elektrikli bir araç arasındaki karbon emisyonu 6-7 kat daha elektrikli araç lehine gelişirken yine demiryolu taşımacılığından bir örnek, dizel yakıt tüketimli bir araçla ya da fosil yakıt tüketimli bir araçla yine fosil yakıtlı bir trenin hareketindeki emisyon farkı 2-4 kat arasında. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Ulaşım sistemimizi daha karbon nötr hale getirmemiz, karbon emisyonundan arındırmamız gerekiyor. Çünkü bunun neticelerini hepimiz sadece ulaşım sektörü veya ulaştırma sektörü için değil, ülke ticareti ve ülke ihracatında hakikaten rekabet unsurunu olumsuz yönde etkileyecek sonuçlarıyla karşılaşabileceğiz. Biliyorsunuz ihracat yaptığımız ürünlerdeki karbon ayak izimizi azaltamadığımız noktada ilave vergiler, kotalar vesairelerle karşılaşmak gibi tehlikelerle yüz yüze geleceğiz. Bu da bizim uluslararası rekabetteki gücümüzü zayıflatan etmenlerden bir tanesi olacak. Biz bu noktada ne yapıyoruz Demiryolu Taşımacılığı Derneği olarak? İşte bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz toplum üzerinde. Altyapı yatırım, insan kaynağı ve eğitim konularında kamu ile işbirliği yaparak, kamu özel işbirliğiyle toplumdaki demiryolu bilincini
bir seviye daha arttırmanın derdindeyiz. Tabii ki bunu yaparken sadece biz değil, kamuyla da birlikte çalışıyoruz. Sadece kamuyla da kalmıyoruz. Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, sektör paydaşlarıyla da sürekli temas halinde ve bilgi alışverişinde sektörü nasıl bir adım daha ileriye taşıyabiliriz diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki demiryolu sektöründeki kısaca son durumundan da size biraz bahsedelim. Biliyorsunuz serbestleşme yasasıyla demiryollarında özel sektöründe işletmecilik yapma hakkı tanındı 2013 tarihinde ve fiilen 2017 tarihinde de hayatımıza girdi bu yasalaştı. Bu noktadan sonra artık özel sektör girişimcileri de lokomotif edinip demiryolu sektöründe taşımacılık yapabilir hale geldiler ve 2-3 tane firmamız da bugün DTI olarak hizmet üretmekte. Tabii ki çok uzun yıllar devlet şemsiyesi altında monopol olarak yönetilen bir sektörde herkese açılmış hale geldi aslında bakarsanız. Bu çok sevindirici çünkü özel sektör girdiği yerde çevikliğiyle ve esnekliğiyle bir fark yaratıyor. Ve sektörün gelişimi için rekabet unsuru oluyor. Biliyorsunuz rekabetin olduğu yerde gelişim de birlikte geliyor zaten. Tabii ki beklentilerimiz karşılandı mı? Aslında tam anlamıyla da karşılanmadı. Sektör daha fazla DTI'nin belki girmesini bekliyordu özel sektöre. Ama bugün için bu sağlanmadı. Sağlanamaz mı? Tabii ki sağlanır. Ama bunları yapabilmek için bazı şeylere ihtiyacımız var sektör olarak da. Mesela biz şeyi çok fazla önemsiyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Bir ulaşım sisteminin gücü altyapısıyla ekipman parkından gelir. Bugün siz altyapınızı geliştiremediğiniz sürece, ekipman sisteminizi, yapınızı modernize edemediğiniz sürece, çağın ayak gereklerine ayak uydurtamadığınız sürece bu ulaştırma türünün veya bu sistemin gelişmesine yeterli katkıyı sağlayamıyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim size. Bugün Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili. Hep söylediğimiz jeopolitik olarak çok önemli bir noktada. Ama ben artık bu önemli söyleminin bizim üzerimizde bir rehavet yarattığını düşünüyorum. Çünkü ben 40 yıldır bu cümleyi duyuyorum. Ne kadar adım yol aldığımızı artık hepimiz düşünelim. Ben şöyle diyorum, jeolojistik olarak önemli bir noktadayız. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesinde ve limanlarının son dönemde çok geliştiği, limancılık sektörünün çok geliştiği bir ülkedeyiz. Ama hala 217 limanımızın sadece 21 tanesinde demiryolu bağlantısı var. Bu da %9'a tekabül ediyor. Yine sanayi tarafında çok güçlü organize sanayi bölgelerimiz var. 300'lerin üzerinde 386, 400'e yakın organize sanayi bölgemiz var. Bunların sadece %13'ü demiryoluna bağlı ya da yakın lokasyonlarda. Dolayısıyla altyapımızı biz yükün kaynağına ve çıkış noktasına öyle ya da böyle bir şekilde ulaştırmamız gerekiyor ki altyapımız kuvvetli hale gelsin. Ve maliyetleri kontrol edebilelim. Hep demiryoluyla, demiryolundan beklenen şudur. Maliyet avantajının yaratılması. Ancak biz yükün merkezine ve çıkış noktalarını demiryoluna bağladığımızda etkin bir taşımayla ancak maliyeti düşürüp hızı arttırabiliyoruz. Diğer bir konu da tabii demiryolu sektörü yatırım maliyeti yüksek olan dövizle yatırım yaptığınız iç parkurda TL kazancı olan bir sistem. Dolayısıyla buna uygun sektöre özel orta vadeli destek ve teşvik primlerinin mutlaka hayata geçiriliyor olması gerekiyor. Bu teşvikler nakdi olabilir, işte aynı teknik teşvikler olabilir, operasyonel teşvikler olur. Bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Tabii ki kamu son dönemde demiryolu ile ilgili çok önemli faaliyetler gösteriyor. Özellikle mevzuat tarafında, düzenleme tarafında. Ama hala eksik kalan birkaç husus var. Onları da hızla çözdüğünde bence regülasyon tarafını da sektör halletmiş olacak. Ve en son olarak da tabii enerji. Bizim biraz önce de söylediğim gibi bunu istesek kısmını artık geçiyorum. Bu bir tercih değil, bu bir mecburiyet haline geliyor.
bizim fosil yakıttan hızla alternatif enerjiye dönmemiz gerekiyor. Ve bir de demiryolu sektöründe teknolojik gelişimleri yakından takip etmek. İşte bugün ben bu kongrenin ikinci gününde teknoloji konuşulurken işte yapay zekadan bahsedildi, otonom araçlardan bahsedildi. Ben özellikle işin otonom tarafının demiryolu sektörüne çok uygun olduğunu düşünüyorum. Emin olun karayolundan çok daha kolay bir geçiş olur bu demiryolu sisteminde. Netice itibariyle şöyle baktığımda ben bir ülkenin ulaşım yapısını bir vücuda benzetiyorum. Hep bu örneği veriyorum, vermeye de devam edeceğim. Bu vücudun ulaşım sistemi de damarlarsa eğer, işte karayolu, demiryolu, deniz yolu gibi bu damarların çok iyi bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor ki o vücudun sağlıklı kalabilmesi için. İşte bu organlara ulaşan damarlar da demiryolu hatlarıdır. Dolayısıyla biz bu hatları ne kadar sağlıklı tutabilirsek vücudu da o denli yaşanabilir kılıyoruz. Günün sonunda mutlaka ve mutlaka bizim ulaşım sisteminde entegrasyonu, ulaşım türleriyle entegrasyonu sağlamamız birincil öncelik. Demiryolunu şöyle bir söylemden de artık uzaklaştırmayı çok istiyoruz ve bunu sıkça dile getiriyoruz. Demiryolu hiçbir taşıma türünün rakibi değildir. Hiçbir taşıma türünün de yüzdesinden bir şey almak niyetinde de değildir. Zaten bunu başarabilecek veya bunu yapabilecek özellikle de değil. Çünkü demiryolu sistemi rigid bir sistemdir. Tarifeli bir sistemdir. Fleksibilitesi düşüktür. Ama günün sonunda entegrasyonlu çalışabilir. Koordinasyonlu çalışabilir. Zaten ülke olarak gitmek istediğimiz noktada intermodal taşımacılık ve kombine taşımacılıksa bugün birden fazla modu içinde barındıran sistemleri hızlı bir şekilde lojistik yapımıza entegre etmemiz gerekiyor. Temel olarak söyleyeceklerim böyle. Sizin başka eklemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz soru varsa onları da cevaplayabilirim. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Zaten süremizin sonuna geldik. Biraz da geçtik Mehmet Başkanımın vaktinden birazcık çaldık. Artık onu o tarafa doğru. Estağfurullah onu o tarafa doğru ötüleyeceğiz. Ben verdiğiniz bilgilerden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum. İnanıyorum ki birlikte çok daha güçlüyüz. Çok daha yüksek sesle, yüksek montanla duyulacaktır bundan sonra. Çünkü buna en çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Katkılarınızdan dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum başkanım. Ben de sizlere tekrar bu organizasyonu gerçekleştirdiğiniz ve bizlere, sektöre bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrarını da mutlaka görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Görüşmek üzere başkanım. Çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.